Ben kilis tavanın genel bir hazırlığını yapacağım. Bir kere önce ne yaptım size göstereyim. Bakın 4 tane patlıcanı közledim. 2 tanesini çıkarttım, 2 tanesini de az sonra çıkartacağım ama patlıcanlardan önce burada bir genel hazırlığım var. Benim en çok hoşuma giden taraf bu. Sizi bilmiyorum ama ben mutfakta çok vakit geçiren bir adam olarak böyle hani filanca ile olur mu? Olur. Ama falanca olmadan olur mu? Olur. Mutfakta çok vakit geçiriyorsam daha böyle konforlu, daha ne diyeyim keyif alacağım şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden zamanında kendime böyle minik bir tane zırh almıştım. Bu küçük yani hani böyle normalde bunlarla bu kadar bunda kebap falan yapıyorsun ya. Ve yani evde durmalık. Bu tarif için bunu kullanayım dedim. Normal bıçak kullanmak yerine bu minik zırhla. O yüzden o zaman kendimi birazcık daha böyle kebapçı Arda Usta gibi hissedebilirim. 3 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı kapya, 1 tane de soğan. Bunları böyle güzelce küçük küçük doğrayacaksınız. Parmaklara dikkat edin ve tezgahınızın üzerinde hepsini güzelce doğrayın. Üç tanesini gördüğünüz gibi gayet lanet tayin kestim. Şimdi şöyle bunları tezgahın üstünde madem elimde bu zırh var güzelce doğrayacağım. İsterseniz böyle zırhlayarak yapın. İsterseniz bu şekilde. Fakat ne yaparsanız yapın asla ve asla bu karışımı özellikle bir parçalayıcıya atmayın. Çünkü parçalayıcıya attığınız zaman bunu öyle bir parçalarsınız ki içeride hiçbir şeyin dokusu kalmaz. Tamamen cıvık ve sulu bir kıvama gider. Oysa ki tezgahın üstünde bunu İstediğiniz ayara gelene kadar bıçakla bu şekilde doğrarsanız istediğiniz o yerken dokulu kıvamı elde etmiş olursunuz. O yüzden bu tarifin özelinde elektrikli parçalayıcı hayır, zırha evet. Bu tarifte ya şimdi ben Antepli değilim, Kilisli de değilim ama Antep'e, Adana'ya, o bölgelere, Kilis'e, Antakya'ya gide gele şunu öğrendim. Bir kere arkadaş bu işte böyle hiçbir şey makine olmayacak. Tamam mı? İkincisi her şeyin dokusunu belli bir oranda yapacaksın. Üçüncüsü oğlum Arda sen bunu ne kadar güzel kıvamında yaparsan yap illa birisi beğenmeyecek. Hatta büyük bir çoğunluğu beğenmeyecek. Çünkü yani... Bu bir gerçek ya. Böyle oluyor bu. O yüzden ben elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Size de kısmen nasihatim şu olur. Bu üçlemeyi yani kırmızı biber, yeşil biber ve soğan üçlemesini böyle bir araya getirip ince ince kıyarken hey yavrum be tırtıllara bak aslan gibi oluyorlar. Ezmemeye, çok fazla suyunu kaçırmamaya, çok fazla suyunu çıkartmamaya çalışın. Ama küçük küçük doğrayın. Şimdi bunun bir tık daha doğranası var. Tamam mı? Ama o doğrama işlemini ben domates işin içine girdikten sonra yapacağım. Tarifte 3 tane domates var ve dikkat edin çekirdeklerini çıkartıyorum. Kabuklarını çıkartmıyorum. Onunla uğraşmıyorum çünkü. Çekirdeğini çıkarttığım domatesleri de önce şöyle bak hiç ezmeden küçük küçük doğruyorum. Şöyle. Tamam. Domateslerin hepsini doğradıktan sonra böyle karıştıracağım ve hepsini bir kere daha böyle aynen zırhtan ve bıçak darbelerinden geçireceğim. Eğer bunun hepsini ilk başta yapıyor olsaydık yani domatesi de koyup böyle hepsini birden yapıyor olsaydık %100 bunlar küçük doğrana kadar bu domatesler çamura dönerdi. O yüzden öyle bir şey yapmak istemediğim için önce o üçlemeyi kendi içerisinde doğruyorum. Sonra domatesleri hafif doğradıktan sonra böyle 3 domates çekirdekleri fakat çok önemli bir şey koymayı unuttuğumu fark ettim şu anda. Çünkü gözümün önünde bana bakıyor onlar da. Sarımsak koymayı unuttum ama hiçbir şey için geç değil. Sarımsağı da şimdi işin içine katabilirim. Burada da sarımsağı da ince doğradıktan sonra yani beni izleyen hanımlar acaba şey diyor mudur? Ya bizim bey de evde böyle havaya giriyor yapıyor filan böyle bunların hepsini. Ondan sonra ortalık batıyor onları toplaması bize kalıyor filan. Kendini kebapçı ustası sanıyor. Oysa ki biz böyle kenardan şey söylüyoruz filan. Yapmayın. Güzel güzel bunun tadını, kıvamını, şeklini, şemalini evde birlikte yaparak çıkartın. Size söylediğim kıvamda aynen burada. Domatesi de ekledikten sonra hepsini beraber son bir tur daha böyle zırhlıyorsunuz. Domatesler hafif hafif içeride kendini bırakıp %100 böyle ortalık
acayip cıvık cıvık sulanmadan tek bir kıvam aldırıyorsunuz. Ondan sonra da bu iş tamam oluyor. Tezgahın üstündeki işimiz aşağı yukarı bu kadar. Şimdi benim nezdimde gözle görülür kadar çok böyle iri, kocaman, büyük parça herhangi bir şey kalmazsa bu iş tamamdır. Bunu bir böyle hani acılı ezme vesaire vesaire gibi kıvama getirmeye çalışmıyoruz. Sadece içeride her şeyi ince ince doğradık ve eşit bir kıvama getirdik. Normal, ortalık batıyor. Beyler yaparken de batıyor. Biz yaparken de hafif böyle bir karmaşa mahal veriyoruz. Son bir tur daha attıktan sonra artık birleştirme safhası. Bunun hepsini şöyle bir kaseye alıyorum. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar hiç baharat vesaire hiçbir şey eklemedim. Bunların hepsini yoğurma sırasında ekleyeceğim. Dikkatli vaziyette hepsini transfer ettim. Kaseyi tezgahın üstüne alıyorum. Her ne yaparsanız yapın, bir Adanalı'ya, bir Antepli'ye veya o bölgedeki Kilisli'ye, o bölgedeki insanlara bu tarifi dana etiyle yapması gerektiğini söylemeyin. Bu tarif kıymayla olur, kuzu kıymayla olur. 400 gram kadar kuzu kıyma, hatta böyle hafif orta yağlı olursa çok da iyi olur. Yıllar yıllar evvel bir atölye çalışması yapmak için Adana'ya gittim filan, böyle çok güzel. Herkes kurulmuş ortam filan, bir sürü insan var sağ olsunlar, gelmişler. Hep beraber yapacağız. İşte kıyma geldi. Bayağı hani yörenin kıyması. Kuzu. Ben de bir anda sanki böyle İstanbul'dayım gibi bir endişe geldi bana. Dedim ki ya hanımlar beyler, dedim hani kuzu kıyma olmasının bir sakıncası var mı sizde diye. Herkes boş boş baktı bana tabii, ne sakıncası olabilir diye. Çünkü oralarda bu tarif kuzu kıymayla yapılır. Ve inanın bana hiç fark etmez. Nerede yapıyorsanız yapın, bence yine kuzu kıymayla yapın. Çok 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 lezzet farkı ortaya çıkıyor. Benden söylemesi. Kıymayı ekledik içerisine. Karabiberini, tuzunu ve kimyonunu da ekleyeceğim. Şöyle dolu 2 hatta 3 tutam kadar tuz ekleyeceksiniz. Çünkü kıymaya kıyma gibi tattırmayan şey daha önce de bildiğiniz gibi tuzdur. Yaklaşık şöyle 2 dolu tutam kimyon ekleyeceksiniz. Bir böyle domates ve biber salçası. Şöyle söyleyeyim size, çok aşırı abartmayın ama yani küçük birer tatlı kaşığı gibi domates ve biber salçası ekleyin. Ondan sonra da her şeyi elinizle güzelce yoğurun. Bak, kırmızı kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, domates, domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, kimyon ve 400 gram da güzel orta yağlı bir kuzu kıyma. Hepsini güzelce yoğuracaksınız. Olay aslında tamamen bundan ibaret. Mümkün olduğu kadar tek bir kıvam aldırmaya çalışıyoruz. Baharatlardan bir bölümü bir yerde kalsın, bir bölümü öbür tarafa bulaşsın. Asla böyle bir şeyimiz yok. İyice yoğuruyoruz ve güzel bir kıvam yakalayana kadar da yoğurmaya devam ediyoruz. Bu arkadaşı iyice yoğurdum. Aslında birazcık dinlendirsek iyi ama şurada şu dinlenme bile bir kazançtır. Orada birazcık kendi haline bıraktım, hafiften bir dinlensin diye. Hızlıca patlıcanlara geçeceğim. Demiştim ya 4 tane patlıcanı közledim diye. Aslına bakarsanız patlıcanlara yapacak hiçbir şeyim yok. Sadece közlediğim patlıcanları direkt olarak kabuğundan ayırıp ortalığı yıkmadan buna bir altlık yapacağım. Közlediğim patlıcanı dikkatli vaziyette bıçakla ortadan ikiye doğru açıyorum. Ondan sonra da bir kaşıkla patlıcanın güzel ve lezzetli etli kısımlarını ayırıyorum. Şimdi bu köz işlemini eğer fırında yaparsanız tabii ki patlıcanın kabukları bu kadar böyle daha çok dağılır vaziyete gelmiyor. Eğer fırında yapmak isterseniz patlıcanın üstüne bir çatalla ya da bir küçük bıçakla böyle ufak ufak delikler açın. Atın fırına, aşağı yukarı bir 45 dakika, 45-50 dakika falan sürüyor. Ocakta yaparsanız da bu pazarlarda satılan bir alet var, ocağın üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle güzelce kendi kendine közlüyor. Hem ocak da ekstra pislenmemiş oluyor. Gayet işe yarayan bir alettir kendisi. Ucuza da her yerde bulabilirsiniz. Ocakta yapmak daha hızlı bir çözüm. Ama gördüğünüz gibi hafiften böyle bir köz tadını arttıracak böyle şeyler oluyor. Şimdi bu bizim patlıcanımız. Hiçbir işlem yapmayacağız bu patlıcana. Yani öyle böyle öyle yapalım, böyle yapalım falan falan değil. Sadece birazcık lezzetlendirmek istiyorum patlıcanı. Tuz ve karabiber ekleyeceğim üzerine. Şöyle. Azıcık da bir zeytinyağı ekleyeceğim.
Bu kadar yeterli olacaktır. Sonra da şöyle hafiften bir, hafiften ama çok fazla parçalamadan, dağıtmadan, ne bileyim böyle çok fazla dokusunu bozmadan şöyle azıcık bir çatalla ya da çırpma teliyle tuz, karabiber ve zeytinyağı şöyle hepsi bir araya gelsin diye dağıtıyorum. Yani patlıcan böyle blok olarak kalmasın böyle şuradaki gibi. Azıcık dağılsın, biraz lif lif ama ekstra bir patlıcan salatasına da dönmesine gerek yok. İyice şu işlemi yaptıktan sonra işimiz tamamdır. Şimdi bu tarif çok kolay, çok rahat yapabileceğiniz bir tarif. Çünkü aslına bakarsanız bu iki katmandan oluşuyor. Yapacağımız ilk şey şu. Hazırladığımız bu patlıcanlı tabanı ilk olarak alıp fırında pişireceğimiz kabın dibine güzelce yaymak. Bu yayma işlemini yaparken de eğer varsa böyle içerisine kaçmış, biraz böyle kömürümsü olmuş kabuklar, onlardan da rahatça kurtulabilirsiniz. Böyle eşit bir kat olacak vaziyette fırın kabının tabanına patlıcanınızı yayıyorsunuz. Sonra sıra geldi buradaki hazırladığımız kebap katmanını yaymaya. Bunu hepsini alıp bir yerde açıp vesaire böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Parça parça alıp üstünde birleştireceksiniz. Yani şöyle bir parça alın, avucunuzun içerisinde açın ve içerisine koyun. Üstüne güzelce yayın böyle. Sonra başka bir parça alın, yayın avucunuzun içerisinde, kenarından yapıştırın ve bu şekilde bütün üstünü aynen güzel ve eşit olacak vaziyette kapatın. Üst katmanı güzel ve eşit yayıyorsunuz. Sonra parmaklarınızı kullanarak bunu iyice düzlüyorsunuz. En son olarak da fırına atmadan evvel. Buna kaç dilime bölmek istiyorsanız şu an böyle burada bıçağınızla bir yön vermenizi isteyeceğim. Niye? Çünkü fırından bu şekilde çıkıyor. Yani eğer siz bunu hiçbir şey yapmazsanız direkt böyle atarsanız böyle çıkar. Ama bu bıçakla eğer şu anda bunu işte 8, 12 kaç dilime bölmek istiyorsanız bölerseniz fırından çıktığında görüntü servis etmeye hazır, yani direkt olarak bu şekilde ortaya çıkacaktır. Bazı tarifler bunun üzerine böyle salçalı su ve benzeri şeyler ekler ama ben eklemeyi sevmiyorum. Çünkü bu zaten kendinden kullandığım kıyma, hafif orta yağlı, güzel ve lezzetli bir kıyma. İçeride hafif suyunu salacak her şey var. Domatesi vesairesi, biberi gayet güzel vaziyette. O yüzden ben buna ekstra salçalı bir ilavede bulunmuyorum. Ama mutlaka ve mutlaka görüntüyü güzelleştirmek adına domates ve biber ilavesi şart. Bir domates, bir biber, bir domates, bir biber şöyle karşılıklı koyalım. Şöyle şöyle gibi. Şöyle şöyle ve şöyle. İlavelerimizi yaptıktan hemen sonra bu arkadaş fırına gidecek. Fırının derecesini 200'e yükselttim. 200 derecelik fırında üstü ve içerideki her şey iyice pişene kadar. Takriben 30 ila 35 dakika arasında pişiyor. Onu çıkartıyorsunuz, mükemmel bir şekilde servis edip sofraya getiriyorsunuz. İnanın bana 10 numara 5 yıldız bir tariftir. Yapması işte bu kadar kolay ama sofraya getirdiğinizde hakikaten hafta sonuna anlam, değer ve bir katma değer katan bir tarif yapmış oluyorsunuz.